Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 11-17 Ocak haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Güneş Oğlak Burcu'nda ilerliyor. Bu hafta yeni ay doğacak. Yeni ay öncesinde ayın ışığı kapanan fazla. Bu bize biraz içe dönüş, biraz tefekkür imkanı verebilir. Geçtiğimiz birkaç haftanın konularını da şöyle bir gözden geçirip toparlayabiliriz. 13 Ocak'ta sabah 8'de Oğlak Burcu'nun 23 derecesinde yeni ayımız doğacak. Plüto ile kavuşan güçlü bir yeni ay yükseleniniz de Oğlak, yeni ayın. Yönetici gezegen Satürn. O da sizin burcunuzda. Evet, Satürn kova burcunda. Ee, ve yanında Merkür var, Jüpiter var. Bu kadar önemli e, gezegenlerin burcunuzda olması tabii ki sizin için de güçlü bazı yapılandırmalar getirebilir. Oğlak ciddi bir enerji, enerji taşıyan bir burç. Ve üstelik yeni ay sırasında Venüs Oğlak'ta, e, Boğa burcunda Uranüs ve ee, bu dönemde Mars ilerliyor. Dolayısıyla toprak elementindeki güçlü yerleşimler hayatımızda daha kalıcı yapılandırmalar anlamında e, öne çıkacak. Özellikle gerek yaşam alanınızda olsun, aileyle ilgili konular olsun ya da bireysel girişimleriniz olsun. Buralarda biraz daha güven arıyorsunuz tabii ki. Bazı endişeleriniz, korkularınız olabilir geçmişle alakalı. Eee Özellikle bu yeni ay önümüzdeki Şubat'la beraber daha güçlü bir şekilde kendinizi ifade edebileceğiniz olanakları hayatınıza taşıyabilir. Ama bunun öncesinde bir hazırlık dönemi de olabilir. Bireysel olarak öğrenciyseniz örneğin ciddi bir çalışma ortamında olabilirsiniz. Kendi işiniz varsa kendi işinizle ilgili hazırlıklar, planlamalar içerisinde olabilirsiniz işiniz yok bir iş arıyorsunuz bu iş için belki bazı eksiklerinizi tamamlıyorsunuz bununla ilgili arayışlarınız var planlamalarınız var programlamalarınız var her ne oluyorsa hayatınızda daha ciddi yaklaşabileceğiniz kararlı yaklaşabileceğiniz bir dönemdesiniz birçok fikriniz düşünceniz bu dönemde değişebilir kendinizi belki yeniden yarattığınız yeniden oluşturduğunuz bir dönemdesiniz zaten yeni ayda plütonik bir yeni ay aslında güçlü dönüşümleri teşvik ediyor. Sizin için artık gerekliliği kalmamış her şeyi şöyle bir geride bırakabilirsiniz. Bunlar alışkanlıklar da olabilir. Sizin için artık doğru olmayan bir iş de olabilir. İlişkiler de olabilir. Tüm bunları geride bırakabileceğiniz yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bu dönemdesiniz. Ve önümüzdeki iki hafta işte tüm bu konularda önemli süreçler altındayız. Gereksiz kendiniz karar veriyorsunuz veya dışarıdan gelebilecek bazı tesirlerle bu güçlü dönüşümleri yapmak adına hayatınızda baskılar hissedebiliyorsunuz sevgili kovalar. Genel sağlığınızı biraz dikkat edin çünkü 6-12 aksındayız ve Ocak ayı içerisinde özellikle ruhsal, bedensel, zihinsel genel sağlığınızla ilgili bazı farkındalıkların oluşması ve sağlığınızı iyileştirme adına yaşam kalitenizi iyileştirme adına alışkanlıklarınızdaki dönüşümler, düzenlemeler olabileceğini de bize gökyüzü işaret ediyor. Bu anlamda kendinize de belki biraz daha dikkat etmeniz, daha farkındalıklı hareket etmenizde fayda var. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.